Sarı Yarık'ta Kocalıpsız. Çok sağ olun. Genç kardeşimiz var. Murat sahip. O da siz de şehit oğlusuz. Babanızı görmemişsiniz herhalde. O zaman ben, 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydınız. Ama yani tok görmedim babamı. Koymanı diyelim. Evet. Benim babam o üzdayım. Adınız selamın üçlü adınızı babanızın. Benim adım Murat Sahip Köprülü. Altın Köprü doğumluyum. Babam şehit sahip Tatar mühendisiydi. Türkiye'de mezun olmuştu. Oradan geldi işte 83 yıllarında geldi. 1,5 yıl askerlik edenden sonra Kuzey Petrol Şirketi'nde mamur diye mamuriyeti çıktı. Orada da güzelce milletine hizmet eden bir insan, tanınan bir insan. Tabii ki Altın Köprü'de ilk kurulan heley takımlarına katılmıştı. O zaman öğrencilikini de güzel edip o takıma da katılıp işte bizim buydu milliyetçilik şehitlerimiz hepsi milliyetçi insanıydı. Benim dayım Amir Mithat İzzet 13 yıl askerlik edenden sonra gelmişti ki Altın Köprü'de tesrih muamelesi görsün. Yani askerlikten çıksın ama onu da kavuşmadı. Onu yaza da kavuşmadı. Dayım İsa Mithat İzzet o da Bağdat'ta teknoloji hendese talebesiydi. O da mühendisliği görmedi. Mezuniyeti almadı eline. Küçük dayım Hani Mithat İzzet Kerkük Anistüsü'nde öğrenciydi. 2. yıllarında olduğu zaman o da kuruluşuna verildi. Tabii ki ben o zaman 6,5 yaşında olarken ama 60 yaşında hissedirdim kendimi. Tabii ki abilerimiz konuştuğu gibi onlar ifade ettiler ama ben bir şey söylemediler. Abilerim özür dilerim. Bu şehitleri toplayıp kalaya apardılar. Kaladan sevk edendiler de bize, bunlara sormuşlar, sizin kavmiyatınız nerede? Demişler Türkmanlık. Tabii ki bu hedef Türkmanı peklemeydi Altın Köprü'de ama daha güçlü oldu Türkmenler burada. Daha güçlü oldu. Ben vaktiyle bir makale de yazdım, Halidun Mücellesi, Muhasset Şuhada tarafından çıkan. Orada dedim bizim Altın Köprüler güçlü bir insanlar. 91 yıllarında ki affedersiniz bazı insanlar Türkmanca konuşmaktan korkarlar ama bir gün tasvir de tuz, çektiğiniz de. Türkmanca, eski Osmanlıca şiirler yazıldı burada. Saddam rejimine dediler sen öldür ama biz dururuz. Siz o zaman babanız şehit olanda 6 yaşındaydınız değil mi? Siz evlendiniz, indi evlenmişsiniz siz. Ben indi evliyim. Bir kızım da var. Tabii ki bir gün kızım sorurdu. Siz de bu... güzel, mutlu gün... güzel baba... olmak isterdiniz ama tabii. Zalimeler işte mezun olanlarım hazırlardım babam görsün ben mezun olmuşum ama Allah'a şükür olsun bizim anlam da kusur koymadı. Babalık rolü de yaptı. Her Türkman anası gibi olduğu gibi Türkman anaları da bilsen yani adam kaybolan zaman evden Türkiye erkek rolde yaparlar. İşte orada da bizim dedem geldi evimize. Ben bir kez hadisenin de konuşum. Dedem geldi evimize yani dedi sahip ne köprü gelmişsen ya orada daha küçük memleketi ya orada yani işte köprüye gidelim. Tabii ki bir araba vardı, otobüs, Türk
Cumhuriyeti'ne çıkardı. Ama babam indi. Money.